Kemal. Ne olursun artık sen git buradan. Neden? Ben sana iyi gelmiyor muyum? Bana bir tek sen iyi geliyorsun. Ama bu çok kötü bir şey. Yıldız, ben bu gece burada kalacağım. Olmaz. Sen İstanbul'a dön. Hayır, yan odada olacağım. Seni bu halde bırakamam yani. İstemezsen beni görmezsin ama yanında olduğumu bil lütfen. Ne oldu? Halit burada. Halit mi? Kapı kilitli. Yıldız. Ne? Yıldız. Öldürecek bizi. Yıldız. Anahtar, anahtar. Şuraya bak sen. Kaç dakikadır çalıyorum. Niye açmıyorsun kapıyı? Duşa giriyordum çünkü Halit. Suyu açtım ısınsın diye. Onun sesinden herhalde duymamışım. Senin geleceğini de beklemiyordum. Konuşmaya geldim. O zaman çok önemli bir şey oldu. Yoksa gelmezdin. Senden özür dilerim. Sen benden özür diliyorsun. Ne oldu bana acaba? Amansız bir hastalığa falan mı yakalandım? Ondan mı bu ilgi? Erim'in arkadaşları konusunda haksızlık ettim. Seni kırdığımın farkındayım. Çok şaşkınım şu anda. Sen haksız olsan da özür dilemezdin. Yıldız. Geldim ve buradayım. Ve seni almadan da eve dönmeyeceğim. Hadi toparlan. Ben burada kafamı dinlemek istiyorum. Gelmeyeceğim. Evde dinlersin kafanı. Halit, neyi anlamak istemiyorsun? Birkaç gün uzaklaşıp kafamı dinlemeye ihtiyacım var diyorum sana. Yıldız. Anlamayan sensin. Biz sevgili değiliz. Evlilikte öyle evden uzaklaşmak olmaz. Hadi toparlan. Geç kalmayalım. Akşam seni yemeğe götüreceğim. Bu kadar kolay yani. Bir yemeğe götürünce yaptıkların unutulacak. Allah aşkına. Ben ne yaptım sana? Halit, sen bana değer vermiyorsun. Değer vermesen ben burada olmazdım. Zahmet oldu. Kusura bakma buraya kadar geldim. Ben de ikna oldum hemen zaten. Ha iyi. İkna olduysan... Çabuk toparlan. Resepsiyonda seni bekliyorum. Ben onu mu diyorum? Ez cümle her şey için kusura bakmayın. Üstüne bir de köpek falan da kayboldu. Ben iyice mahcup oldum size. Önemli değil, hiç önemli değil. Bir de şu araba işini de bir halledemedik. Benim içime dert oldu. Bir ara gelseniz galeriye veya işiniz yoğunsa ben size yine bir araç yollatsam. Aman, aman Dündar Bey. Siz bana bir şey yollatmayın ne olur. Ben bu akşamüstü söz kendim gelip bizzat bakacağım. Ben bir ara bu iş yani inada binecek falan sandım ama siz Allah'tan anlayışlı birisiniz. Sağ ol. Zeynep Hanım, belki haddim değil ama bu köpeği alıkoyan adam... Eğer size zorluk çıkartıyorsa ben icabına bakabilirim. Dündar Bey, ben bugüne kadar kendi ayakları üstünde durmuş biri olarak... ...hiç kimsenin yardımına ihtiyaç duymadım. Şu saatten sonra da duymam. Ama çok teşekkür ederim yine de. Sağ olun. Maşallah. Benim o konuda hiçbir şüphem yok zaten. Ben yine de bir kibarlık edeyim dedim. Peki kim o adam? Yani neyin nesi? Köpeğin babası falan dediler ama... Alihan Taşdemir, şirketimizin sahibi ve yöneticisi. O kadar. Anladım. Öyle. Dündar Bey, yani sorularınız bittiyse... ...malum benim de işlerim biraz yoğun.
Çalışmam lazım. Tabii. Siz yoğun bir insansınız. O zaman ben ufaktan kalkayım. Oldu. Çok teşekkürler. Galeriye bekliyorum. Tabii. Mutlaka. Tamam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Aysel, bana bir kahve yapsana. Hemen efendim. Kemal ne yaptı acaba? Efendim Yıldız. Kemal, iyi misin? İyiyim. Ha, sesin biraz kötü geliyor da. Bir şey mi oldu? Bir şey olduğu falan yok Yıldız. Ne oldu? Kocan şüphelendi mi bir şeyden? Yok. Hiçbir şey anlamadı. Ama ben seni zor durumda bırakmış oldum, mahcup oldum. Sen bana birazcık kızgın gibisin. Neye kızdın? Madem soruyorsun söyleyeyim. Kocan ne yaparsa yapsın sen ona geri dönüyorsun Yıldız. Bugün ilk defa bunu kendi gözümle gördüm. Ya ama Kemal ne yapsaydım? Kemal az önce buradaydı, apar topar onu balkondan gönderdim mi deseydim? Benim senin ardından gelmem hataydı zaten. Yani ne bekliyordum ki? Ya öyle deme bak. Sonlu Yıldız. Bir daha bunun tekrarı olmayacak. Kemal. Artık bir şey söyleme lütfen. Sen kendi hayatına bak, ben kendiminkine. Hoşça kal. Kendi hayatıma nasıl devam edeceğim bilsem ederdim. Aysel, kim o kahve? Yıldız Hanım geldi. Kim beni soruyor? Hoş geldin Yıldız. Bakıyorum kafanı dinlemen kısa sürmüş. Yedin tabii babamdan zıbıtı. Zehra, sen hiç düşündün mü acaba benim bu hayattaki misyonum ne diye? Çünkü huzur kaçırmaktan başka bir şeye yaramıyorsun. Gerçekler acıtır Yıldız. Ben sana söylemiştim öyle kafana göre çekip gidemeyeceğini. Evet, tebrikler, bildin. Keşke bu öngörülerini kendi hayatında da kullanabilsen. Ne saçmalıyorsun yine? Düşünsene, sen Halit Argun gibi zengin ve ünlü bir iş adamının kızısın. Ona rağmen tek arkadaşın o seni yürüyüşe götüren bir tane adam işte. Ben belki sadece o olsun istiyorumdur. Böyle mi avutuyorsun kendini? Bence sen mutsuzluğunu bu altın kafesinde yaşamaya devam et, bize de hiç bulaşma. Kabul et Yıldız. Hayal ettiğin hayat bu değildi. Ben hayatımdan gayet memnunum. Aha. Sen kendi hayatına bak. Aysel, bana bir kahve getir yukarı. Aklı yok, fikri var. Abi bir şey soracağım. Bu Furkan'ı senin annen baban tanıyor mu? Tanıyor tabii. Bizim orada çalışıyordu dedim ya. Ne oldu? Ya peki sizin eve gelip gidiyorlar mıydı? Bir iki kere geldiler ama biz genelde dışarıda takılıyoruz. E sana kızmıyorlar mı peki? Ya bizimkiler sizinkiler gibi çok evde takılmıyor ki. Bir de senin üvey annen gibi hatıra bağlamıyorlar. Sorma onu ya. Sinir oldum zaten. Ama babam da laf etti, o yüzden sordum. Bence senin baban o kızın etkisinde kalıyor. Yoksa Furkanlar sevilmeyecek çocuk mu? Bence de. Beyler! Ne habersiniz beyler? İyidir, senden ne haber? Erim, ne haber ya? Sizinkiler bizi pek sevmedi galiba. Yok canım, olur mu öyle şey? Ne bileyim, üvey annen postaladı. Baban da kışkışladı sanki. Yok abicim, siz yanlış anlamışsınız. Bak koçum, eğer bizi beğenmedilerse sen hiç zorlama. Buradaki bebelerle takılmaya devam et. Bizi bozmaz. Ya yok abicim, öyle değil. Hem onlar hiçbir şey söyleyemezler bana. Ha şöyle abicim, bunlar seni hala çocuk zannediyor. Sen koskocaman adamsın. Evet, bundan sonra böyle. Aferin. Hadi bilardo salonuna gidelim ya. Hem Celal de oraya gelecek, takılalım böyle. Hadi abi. Erim. Senin evdekiler bir şey demesin. Desinler abi, ne olacak ya? Abi çiçekler tamam. Ne diyorsun? Güzel oldu mu sence? Güzel oldu bence. İyi de oldu. O karanlık hava gitti, dağıldı sanki. Değil mi? Ya biz bu kadar hazırlanıyoruz da Zeynep Hanım gelecek mi ki? Geleceğim dedi ya oğlum. Ya gelmezse? Kurban,
Sen niye beni kızdırıyorsun ki şimdi? Abi tamam tamam, ben bir şey demedim. Deme kurban. Sen bir şey deme kurban. Aa Zeynep Hanım. Hı? Geldi abi, geldi geldi geldi. Kurban. Hatırlat, kız gidince seni döveceğim. Zeynep Hanım. Merhaba. Nasıl hoş iyi? Geldiniz. Hoş bulduk. Ben aramızdaki anlaşmazlığın bitmesine çok sevindim. Önemli değil. Siz daha önce geldiğinizde beğendiğiniz bir model falan var mıydı? Ben size yardım edeyim. Yani benim için hiç fark etmiyor aslında. Hepsi olur. Fark eder, eder. Fark eder. Gelin ben size modelleri göstereyim. En güzel modelleri. Bunlar yeni geldi. Çabuk. Emredersiniz. Ender. Evet canım. Sana daha önce söyledim, bana özel olan bir şeye dokunmayacaksın diye. Bana özel eşyalar derken neyi kastediyorsun anlamadım. Gayet iyi anladın, yukarıda attığın şeylerden bahsediyorum Ender. Aa, onlar senin özel eşyaların mıydı? Vallahi çer çöp ıvır zıvır zannettim. Senin için ıvır zıvır olabilir ama benim için değil. Bu evde kafana göre hareket edemezsin. Bir şey atılacaksa eğer önce benim haberim olacak. Ay inanmıyorum ya. Ne kadar Halit'e benziyorsun. Gören de baban sanır. Ne dedin sen? Yanlış duymadın. Bu huylarınız tıp atıp aynı. Birebir yani, pes. Ben o adam değilim. Beni onunla kıyaslama. Bir daha böyle bir şey yaparsan her şeyi yakarım, ortada kalırsın. Bana bak, karşında Zeynep yok senin. Kendine gel, benimle böyle konuşamazsın. Sen de benim limitlerimi zorlama. Bir daha tekrarlamayacağım. Zeynep'in Z'sini ağzına almayacaksın. Yoksa anlaşma biter. Okey, dediğin gibi olsun. Ses tonuna ve üslubuna dikkat ettiğin sürece sorun yok. Sen benim özelime saygı duyacaksın. Ben de seninkine, Ender Hanım. Benim bu Zeynep'ten ebediyen kurtulmam lazım. Aman efendim, aman efendim. Bir şeref oldum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Teşekkür ederim. Canım. Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim balım. Ah. Ah. Efendim, benim büyük dedem Pertel Paşa her yemekten önce... Pardon. Her yemekten önce nasılsınız ballarım derdi bize. Yani yemek tatlı geçsin diye. Ah, ne değişik adetler var. Bak hiçbirini bilmiyoruz. Ya. Ben hepsini size anlatırım efendim. Emir'cim sen ne yaptın? Ne yapayım canım ya? İşte sürünmece. Yani efendim bizim işler hep bir sürünceme, hep sürünceme. Alihan'la birlikte çalışıyordunuz değil mi? Evet, evet. Yani aslında sayılır anneciğim. Belki biliyorsunuzdur. bizim Alihan'la aramızda bir anlaşmazlık oldu. Biliyorum, biliyorum efendim ama artık hayırlısı olsun demeli. Ne demeli, değil mi? Ya tabii öyle. Değil mi? Aman efendim Emir Bey.
Bu ne tesadüf, nasılsınız? İyiyim Caner'cim, sen nasılsın? Teşekkürler. Büyük oynuyorsun. Nasılsın? Merhaba Emir Bey, nasılsınız? Merhaba, iyiyim canım Zeynep, sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Ay siz artık iş dışında da mı görüşüyorsunuz? Tabii, sadece onunla da kalmadık, komşu olduk biz. Ah, ne güzel, artık bol bol ablana haber uçurursun. Ayıp oluyor Zerrin Hanım, ayıp oluyor. Yok, biz özel meseleleri asla aramızda konuşmuyoruz. Hmm. Efendim siz müsterih olun, rahat olun lütfen. Geldiniz madem, oturun yanımıza. Aa, tabii tabii, buyurun buyurun. Değil mi, sizin için bir mahsuru yoksa Zehra Hanımcığım? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size loje ayarladım. Loje mi? Yok yok, stand ayarlayın lütfen. Hemen ayarlıyorum. Hayatım, şimdi lojada olursak oturacağız. Hani yemeklerde her zaman oturuyoruz ya onun gibi. Onun yerine standda olalım, ayakta dans ederiz. İnsan böyle bir mekana niye gelir anlamadım. Eğlenmeye, bir iki insan görmeye geliyorlar. Niye gelecekler? Burada gördüğün insandan ne olur? Bence buraya bekar gelmek lazım. Niye? Gece hayatı evlilere göre değil, onu söylemek istiyorum. Aa, hiç katılmıyorum sana. Evliler eğlenemez mi? Ne zaman açıldı burası? Eylül'de açılışını yaptık. Hep böyle kalabalık mı? Şu an erken olduğu için boş bile. Çok güzel bence. Hadi dans. Annenle babanlar nasıllar? Zerrin Hanım, Emir'in annesiyle babası uzun zamandır yurt dışındalar. Evet efendim, büyük bir dünya turuna çıktılar. Ne zaman dönecekleri de daha henüz belli değil. Ah, ne güzel. Onlarla tanışmayı çok isterim. Tabii efendim, eminim onlar da sizle tanışmak için can atıyorlar. Senin gibi böyle kibar bir çocuk yetiştirdikleri için tebrik etmek lazım. Teveccühünüz. Başka neler yapıyorsun? Mesela Lila edebiyata çok meraklıdır. Senin var mı böyle ilgi alanların? Büyük. Çok var efendim. Yani özellikle İngiliz dili ve İngiliz edebiyatı üstüne bir tutkum var. Önlenemez. Ne? Ha, tabii. Kendisi Türkçeyi bitirdi. Oraya geçti. Yeah. Evet anneciğim. Emir çok okur. Evet. Ne gibi? Ne gibi? Daha çok araştırma üstüne. Hmm. Evet. Nasıl yani? Evet, nasıl yani Emir Bey? Tabii Zeynep'ciğim. Mesela sevgilim kelimesi İngilizce'de darling olarak geçiyor. Ve aslında Türkçe'deki darlanmaktan geliyor. Darling, 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 darlandım. Ben buldum bunu. Öyle mi Emir? Hı-hı. Kitapta yazan şeker. Efendim Emir Bey'in birçok konuda çok derin bilgi dağarcığı vardır. O yüzden böyle. Bu yaşta herkes hergelilik peşinde koşarken senin bunlarla ilgilenmen gerçekten güzel. Efendim o sizin güzelliğiniz, asaletiniz ve azametinizden kaynaklı. Diğer tedarikçiler kim? Altuğ Bey'i tanır mısınız? Altuğ Mısırlı. Altuğ Mısırlı. Evet. Tanırım tanırım. Çok da severim onu. Çok iyi bir iş yapmış ama. Evet öyle. Selam. Size kartını getireyim, siz görüşün. Olur. Ne çok eğlendin.
Seni de mi uyku tutmadı? Ben öyle çok uyuyabilen biri değilim zaten Ender. İyi, madem sen de ayaktasın, ben de ayaktayım. Biraz sohbet edelim bari. Ne konuşacağız? Ne bileyim. Havadan, sudan ya da mesela... Halit'le bu kadar yakınken ne oldu da kanlı bıçaklı oldunuz birden? Odama geçiyorum ben. Seninle de hiçbir şey konuşulmuyor. Küs müyüz? İş arkadaşları arasında küslük olmaz Ender. Ne olur? Anlaşma iptali olur. Ya sen ne kadar meraklısın Alihan gemileri yakmaya. Benim sana, senin bana ihtiyacın var. Küçücük bir tartışmayı amma büyüttün. Senin için küçük, benim için büyük. Evli çiftler arasında olur böyle tartışmalar Alihan'cığım. Alış artık bunlara. Ender, tanıdığım çok iyi doktorlar var. Gerçekten bir düşün. İyi geceler. Bye bye. Sen konuş. Sen alışmasan, ben seni alıştıracağım zaten. Günaydın. Günaydın Zeynep, nasılsın? Hakan, konuşmamız lazım. Ne oldu? Borsada alım yaptığınızı biliyorum. Nasıl, anlamadım? İnkar mı ediyorsun? Hayır Zeynepciğim, konuyu anlamadım diyorum. Hakan, bilgisayarını incelememe izin ver. Zeynep, bunun imkansız olduğunu sen de biliyorsun. Tam tahmin ettiğim gibi. Bunun suç olduğundan haberiniz var mı Hakan? Elinde delil yok. Var mı elinde delil? Deliller senin bilgisayarında. E tamam, bu demek oluyor ki delilin yok. Halit Bey'e söyleyeceğim bunu. Sen de patronuna iletirsin artık. Varsayımlar üzerine mi hareket edeceksin Zeynep? Aynen öyle. İyi peki. Çok kötü haberler. Çok kötü. Ne? Ne oldu? Zeynep alımlara uyanmış. Anlayacağını biliyordum. Bu mu yorumu? Ye. Zeynep akıllı bir kadın. Yani bizim büyük bir şeyin peşinde olduğumuzu anlaması çok normal. Alihan, bu yaptığımız büyük bir suç. Farkındasın değil mi? Halit'in kulağına giderse mahvoluruz. Merak etme, söylemeyecek. Nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun ya? Çünkü Zeynep'i çok iyi tanıyorum. Ne yapıp ne yapamayacağını çok iyi biliyorum. Tamam? Onun ne kadar üzdüğünü de biliyorsun değil mi? Evet, biliyorum. Ama bana olan sevgisi ağır basacak. Bence yanılıyorsun. Çünkü sen karşındaki aslanı öldürmedin, yaralı bıraktın. Ve bir gün hiç ummadığın anda darbeyi yiyebilirsin Alihan. Korkma. Tamam, bana güven. Merak etme, söylemeyecek. Merhaba Etmen. Merhaba, hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bildiğin gibi, otursana. Seni dinliyorum Zeynep. Halit Bey, benim sizinle bir şey konuşmam lazım. Halit Bey, şirketteki son değişikliklerden sonra ben Alihan'ın bazı şeylerin peşinde olduğunu düşünüyordum ve bayağı da araştırdım. Ve? Ve bazı yurt dışı kaynaklı firmalar üzerinden hisse senedi aldığını düşünüyorum. Bunu tahmin etmeliydim. Halit Bey, eğer ben şüphelerimde haklı çıkarsam ne yapmayı düşünüyorsunuz? Gerekli önlemleri almak için düşüneceğim tabii. Bu arada bir gelişme falan olursa beni haberdar et. Tamam, merak etmeyin. Ben gideyim artık. Gitme, akşam yemeğimi beraber yeriz. Yok, bugün benim için çok yorucuydu zaten. Bir yıldız da görür giderim. Tamam. Teşekkür ederim. Ayağına sağlık. Rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Erim, yani bu arabayı satamadık. Bir ara getir, bir tur atalım böyle. Olur, ben Şeref abiye söylerim. Nereye istersek götürür. Oldu. Bir de elimizden tutsun o zaman. Oğlum, ne abisi lan, ne şoförü? Bizim gibi delikanlılara sosyete bebesi gibi gezmek yakışır mı lan? Ne yapacağız peki? Kapı ver anahtarı.
Nasıl yani, biz mi kullanacağız? Korkuyor musun? Hayır, korkmuyorum da ne bileyim, başımıza bir şey gelmesin diye. Oğlum yanınızda o kadar kişi çalışıyor. Kullanmayı öğretmediler mi? Öğrettiler de hiç trafiğe çıkmadım. Tamam, sorun etme oğlum. Biz öğretiriz. Hem kızlar da var. Beraber takabiliriz böyle. Tamam o zaman, ben bir şekilde hallederim. Heh, tamam. O zaman sen arabayı aldığın zaman bize bir selam çek. Oradan beraber kayarız. Tamam, hallederim ben. Zeynep bir takım alımlar tespit etti. Onlar bu alımları 40 şirket üzerinden yapıyorlardır. Alihan aptal biri değil. Biz de karşı hamle olarak aynı alımları yapabiliriz. Halit Bey, üzgünüm ama bu dediğiniz şu an için mümkün değil. Neden mümkün değil? Nakit sıkıntımız malumunuz. Ancak bir yeri elden çıkarırsak yapabiliriz. Bu da hemen olmayacaktır. Allah kahretsin. Alihan Bey de bu sıkıntınızı bildiği için bu yolu seçti kesin. Dua edelim de başka yatırımcı sokmasınlar araya. Bana bak Mesin. Bunu halletmemiz gerekiyor. Bir yolunu bulmamız gerekiyor. Ben bulacağım bunu. Ha. Hoş geldin. Ne haber? İrem yok mu? İyi, iyi. Yolda İrem. Sen nasıl oldu da fikrini değiştirdin? Ender musallat oldu. Ben de evden kaçtım. Ya bu bildiğin sardı ama sana. Yani bizi gerçekten evli zannediyor galiba. Anlatıyorum ama anlayacak gibi durmuyor. Vay Allah ya. Peki Zeynep'le konuşabildin mi? En son Halit'le konuşacaktı. Ne yaptığı bilmiyorum. Ben bir sorayım istersen. Gerek yok. Biz aldık önlemlerimizi. Ne olacağını da göreceğiz. Yani biz tabii ki bağlantıları sağlam kurduk. Yani şüpheleneceğini sanmıyorum da. Halit zaten bunların hepsini tahmin ediyordur. Aa, geldiler. İrem, Alihan orada. Evet, her yerden çıkıyor sevimsiz. Ben gidiyorum. Hop. Nereye ya? Kızım, saçmalama. Ne öyle ezik gibi gitmeler? Sen bu tarz adamlar tarafından kalbi kırılmış kadınların güç sembolüsün. Şu an bu gemiyi terk edemezsin. Doğru söylüyorsun ya. Evet, tamam. Ha, tamam, ben hayır dersin diye biraz abandım. Yok ya, ben niye gidiyorum? Evli olan o utansın gitsin. Doğru söylüyorsun. Hadi yürü. Aynen. İyi akşamlar. Senin burada olacağını bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Otursana. Ben otururum da sen rahatsız olmayacak mısın? Neden rahatsız olayım? Mutlu olurum. Hayır, yani evlisin ya sen. Karın var, evde bekliyor seni. Ne işin var böyle yerlerde? Yabancı biri yok yanımda Zeynep. Yanımda sen varsın. Arkadaşlar, tadımız tuzumuz kaçmasın, yemeğimizi yiyelim. Ne de olsa biz iş arkadaşıyız, öyle değil mi? Tabii. İrem, yarısan ben Yıldız yine yemeğe gidelim. Olur, gidelim tabii. Bize de haber verin gününü. O niye? Ne bileyim yani, üçünüz bir araya geldiğinizde ne yapacağınız belli olmuyor. Mesaj atarsınız falan. Nerede olduğunuzu bilelim en azından. Vallahi sana da iyi ki mesaj attık ha. Çok merak ediyorum, bu kimin fikriydi? Sana ne? Senin de hoşuna gitti galiba. Evet. Hayır, bir de giderli bir mesaj atıldı sana. Sen neyine bu kadar çok sevindin? Ben çok anlayamadım onu. Şimdi aynı familyadan oldukları için İrem'in Zeynep'ten aşağı kalır bir yönü olmayacak, normal. Kalmayacağım tabii, Allah Allah. Üf, başladınız yine ama. Yalnız tadıyla yemek yiyeceğiz ya. Afiyet olsun. Ben de kocam nerede diyordum. Ender, ne işin var burada? Bunu benim sana sormam gerekmiyor mu Alihan? Hı? Nikahlı kocam yine evlendiği karısını evde bir başına bırakıp eski sevgilisiyle yemeğe çıkıyor. Sence normal mi bu? Saçmalamayı bırak ve git buradan. Ben hiçbir yere gitmiyorum Alihan. Böyle beni evde bir başıma bırakıp çıkmalarına da bir yere kadar katlanabilirim. Kimseyi de arkamdan konuşturmam. Zeynep, ablan sana el verdi herhalde.
Sen de mi yuva yıkan kadın olma yolundasın yoksa? Ha, ben bu kadını yollarım. Vallahi ben bu kadını yollarım. Ender. Yeter. Tamam. Kalk git buradan. Zeynep. Karını da al defol git buradan. Seviye iyice yerlerde. Yuva yıkanın yuvası olmazmış Zeynep. Bunu kafana sok. Okey? Neyse kocamı fazla bekletme. Babacığım. Al o kocanı da sen sok bir. İrem. Bir küfür ettirmiyorsunuz be siz de aman. Ama İrem. Efendim şimdi bu bizim ofisimizin geleneksel yılbaşı partisi. Yılbaşı mı? Evet benim Noel ilk. Noel Baba var mı? Ha? Bak ben palyaço, soytarı falan filan hiç az etmem. Görürsem çarparım bir tane ha. Tabii canım tabii. Zinhar yok öyle bir şey. Asla yani. Sadece Alihan Taşdemir var. Yani kendisi Noel Baba ne kadar sevimliyse Alihan da o kadar gıcık ve soğuk bir insan. Anladım. Sevmedim. Ya kendisi aynı zamanda ablamın da eşi olur. Öyle mi? Tabii. Enişten yani. Maalesef öyle, evet. O zaman siz geliyorsunuz değil mi? Evet. Gelelim bakalım. Çok iyi, çok. Teşekkürler, çok teşekkürler. Yıldız Hanım, seyahate çıkacağınızı bilmiyordum. Söyleseniz şoförü bekletirdim ben. Yok yok, taksiyle gideceğim. Tamam, peki efendim. Hakkını helal et. Ay helal olsun Yıldız Hanım. Olur mu öyle şey? Bir daha gelmeyecek gibi konuşuyorsunuz. Ya, rüya falan mı gördünüz yoksa? Bir rüya görmüştüm. Ama şimdi uyandım. Güle güle. Bu senenin yılbaşı çekilişini başlatıyorum. İçinizden 10 numarayı çeken şanslı kişi Hakan Bey'in hediyesi 1 yıllık spor salonu üyeliği kazanacak. Devam ediyorum. İçinizden 20 numarayı çeken talihli ise Alihan Bey'in hediyesi gidiş dönüş New York uçak bileti kazanıyor. Evet. Bitti sandınız değil mi? Bitmedi. 19 numarayı çeken talihlimiz ise Zeynep Hanım'ın spesyalini yeme şerefine erişecek. Üstelik kendi evinde. Sen ne diyorsun be? Ne spesyali? Aa, niye öyle diyorsun Zeynep? Ben yedim spesyalini. Gayet güzeldi. Sen benim adıma nasıl karar verirsin bu işe? Ya Zeynep, şirketin iki yöneticisi de hediye veriyor. Senin elin armutlu toplasın. Ha? Ben de sen küçük düşme diye senin kalibrene uygun bir şeyler ayarladım ya. Ve bunu mu buldun gerizekalı? Ha, ne deseydim Zeynep, ne deseydim? Zeynep Hanım 80 günde devri alemimi veriyor deseydim, ne deseydim yani? Evet, evet. Devam ediyoruz. Şimdi çekişimize başlıyoruz efendim. Evet, çekiş... Önce misafirimiz. Dündar Bey, sizin yerinize isterseniz ben çekeyim. Çünkü kutunuzda gerçekten çok büyük hissediyorum yani. Öyle mi? Evet, evet. Hadi çek bakalım. Evet. Tabii. Yalnız güzel çek bak ha. Tabii, tabii efendim. Emriniz olur. çektim ve bakıyorum. Allah Allah. 19 numara Dündar Bey. Zeynep sen 19 çıktı bak gelsene. Zeynep Hanım. siz bana çıktınız. Ya öyle mi? 19. Şuna bak. Ve işte bu da bu yılın iyi geçeceğinin en büyük göstergesi. Alkışlayalım, evet.
Halit, uzun zamandır düşünüyorum. Ben sadece sevilmek istedim. Ne yazık ki senin kalbinde bana yer olmadığını anladım. Ben de gerçekten sevdiğim ve sevildiğim birinin yanına gidiyorum. Ne olur beni affet ve bir daha arama. Şarkıya bak be. Oğlum en sevdiğim şarkı çıktı lan. Furki şunun sesini açsana biraz daha ya. Erim, Erim kardeşim Etiler'den de geçer miyiz ya? Tur atarız orada. Hadi story çekelim. Tamam oğlum. Adamsın, seviyorum. Terk ettim. Daha fazla dayanamadım. Ben seni seviyorum. Halit'e de bir mesaj attım. Her şeyi anlattım ona. Artık buradayım. Ben çağırmadım. Yıldız, ne işin var burada?